Merhaba arkadaşlar, ben Kerem. Küçükçekmece'de bir atik kent olduğunu biliyor muydunuz? Bugün altındaki bu deniz kanosu ile bu atik kenti incelemeye gideceğiz. Hadi bakalım, gelin. Arkadaşlar, bir 10 dakika önce yola çıkmış bulunmaktayım. Küçükçekmece Gölü'nün ortalarına doğru geldim. Daha doğrusu soğuk su taraflarındayım diyeyim size. Yolum ortalama bir 8 kilometre veya 10 kilometre arası kadar uzakta. Şansımıza su güzel, çok hafif bir poyraz var. Bu poyraz bizi çok etkileyeceğini sanmıyorum. Bakalım, su istediğimiz gibi. Hava birazcık kapalı, birazcık puslu gibi. Hatta gölün karşı kıyısı, yani Filizköy taraflarında ufak bir sis de görüyorum. Gidene kadar kalacağını düşünmüyorum ama bakalım. Şu an Küçükçekmece Gölü puslu bir havaya hakim. Ortalama bir 2 kilometre kadar yolumuz kaldı. Şu an Küçükçekmece Gölü'ne fazlasıyla sonbaharın geldiğini görüyoruz. Hani az önce de muhtemelen söylemiştirim. Küçükçekmece Gölü havzası gerçekten hani mükemmel bir tarihi. Tarihin yanında bir de çok iyi bir ekosisteme ev sahipliği yapıyor. Hani şu an sağ tarafımızda her an bir tilki görebiliriz. Her an bir balıkçıl görebiliriz. Gerçekten mükemmel bir ekosisteme ev sahipliği yapıyor. Hatta kızıl benekli kaplumbağa mıydı? Yani o tarz bir kaplumbağa, ismini yanlış söylüyor olabilirim. İleride Yarımburgaz mağaralarına yakın bir yerde bir dere var. Sazlı Dere. Orada kırmızı benekli kaplumbağa cinsinin bol bol görüldüğü söyleniyor. Öyle bir ekosistem işte. Buraya bir tane sonradan bir iskele yapmışlar. Muhtemelen kazı çalışmaları için dışarıdan ulaşımın zor olduğu için deniz yoluyla bir ulaşım sağlayalım diye. Deniz kanomu da buraya bağladım arkadaşlar. Şu an antik kentin liman denilen yürüyüş yolundayım. Zamanında yapılmış olan antik yol arkadaşlar. Şu an içeri doğru yürüyorum arkadaşlar. Aslında burada birden fazla kazı alanı mevcutmuş. Çünkü çok fazla büyük bir antik liman, antik kent geye geçiyor. Yani sol tarafta da yerleşim mevcut, sağ tarafta da, ama ana liman, ana kent diyeyim daha doğrusu. Ana kent sağ tarafta kalıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yol olabildiğince devam ediyor. Aslında yanıma bir orak almalıydım diye düşünmüştüm. Çünkü burası gerçekten hem yabani otlar açısından çok zengin, hem de yabani hayvanların olduğunu söylüyorlar. Küçükçekmece'deki balıkçılar onları gözlemlemişler. Ama neyse ki orağa gerek kalmadı. Yakın zamanda buraya birileri gelmiş ve bütün otları
ezmişler diyelim. Bu arada arkadaşlar, Trakya'da, Trakya yani Trakya kıyısında, Trakya taraflarında değil daha doğrusu, bir türlü betimleyemedim. Hititlere ait bulunan ilk eserler burada gözlemlenmiş. O yüzden şu an geçmişi aydınlatan çok büyük bir antik kentteyiz. Şu an ben muhtemelen yanlış yerden girdim. Erken dönüş yaptım. O yüzden atmosfer çok güzel ama yol doğru değil. Bu arada antik kentle ilgili bilgiler okurken 18. yüzyılda ise Osmanlı izleri görülüyormuş bu alanda. Halihazırda olan yapılara kendi yapılarını inşa etmişler. Yani barakaları inşa etmişler. Nedeni ise burada çiftçilik yapmışlar. Yani 2022'de aslında, hani kendi gözlemimi söylüyorum bu sefer, 2022'de bile burada aktif olarak şu an sizin de gördüğünüz gibi tarımcılık yapılmakta. Yine girdik, anasını satayım, bacağım her yerim çizildi ya. Burada tekrar bazı yapılar görüyoruz arkadaşlar. ...18. yüzyılda buraya yerleşen Osmanlı'nın izleri olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bayağı bir yeni yapılar gibi duruyor. Az önce buranın yerlileriyle, Küçükçekmece'li insanlarla karşılaştım. Buranın atmosferini çok sevdikleri için burayı bol bol ziyarete geliyorlarmış. Onlardan da çok güzel bilgiler aldım. Mesela şu an gördüğümüz alan arkadaşlar, kazı yapılmadan önce toprak altındaymış. Gördüğünüz gibi. Kocaeli Üniversitesi'nin başlattığı o 2009 yılındaki meşhur kazıyla bunların hepsi gün yüzüne çıkartılmış. Şu yukarı alanda görülen ise yapıların birçoğu bu az önce tanıştığım yerlerin söylemesiyle sağlam hadelermiş. Ama gün geçtikçe arkadaşlar, buraya gelen define avcıları, define hırsızları buraları harap etmişler. Altın bulmak uğruna, tarihine sahip çıkmamak adına böyle iğrençlikler oluyor maalesef. Çok güzel döşenmiş taşlar görüyoruz arkadaşlar. Şu an bu tarihi yapıların içerisinde dolaşırken size bir bilgi vermek istiyorum. Bir dergide bu tarihi kent şu başlıkla tanıtılmıştı: Antik Eczane diye. Nedeni ise hani kazı çalışmalarında çömlekten yapılmış 420 adet merhem ve ilaç şişesi bulunması. Hani bu çömlekten yapılmış şeylerin, merhem şişelerinin üstünde kalan kalıntıları araştırmaları sonucunda Çekmece diye yetişen birkaç endemik bitki türü. Bunların bir tanesi mavi yıldız çiçeğiydi galiba. Bir de uzun loğusaut olması lazım. Bu endemik bitkilerin hani burada yetişmesi üzerine burada aynı zamanda tıbbi olarak da bir hizmet verilmek isteniyormuş. Bu da arz talebe dönüyor galiba. Burada dediğim gibi antik bir eczane de mevcutmuş. Ve arkadaşların, antik kent diyorum ama burası aslında antik bir liman olarak geçiyor. Antik liman. Çünkü bu bahsettiğim iskelelerde, sonar taramalarda büyük demir çapalar, büyük demir malzemeler bulunmuş. Hani bunların nedeni de, daha doğrusu bunların sonucu da
burada bir liman oldu. Büyük bir liman oldu. Yani zamanında ticari olarak burayı bol bol kullandıklarını anlatıyor bize. Tekrar yer taşlarını göstereceğim arkadaşlar. Burada birçoğu çimenliklerle kapanmış ama göründüğü gibi tarihi taşlar ve yapılar. Şu sağ tarafta görünense benim tahminimce 18. yüzyılda işte Osmanlı'nın buraya yerleşmesiyle yaptığı barınak. Bence arkadaşlar buranın insanlara tanıtılması beni korkutuyor elbette. Ama yine de insanların buraya 3 kilometre, 5 kilometre uzakta yaşayıp da buranın burayı bilmemesi gerçekten daha da kötü bir durum. Gerçekten Küçükçekmece'de, Küçükçekmece Gölü'nün etrafında bir antik kent var. Gerçekten bu kent çok güzel. Hani turizme kesinlikle açılması lazım. Düşünsenize, evinize 5 kilometre uzakta bir antik kente hafta sonu ziyarette bulunuyorsunuz. Geziye gidiyorsunuz, bir şeyler öğreniyorsunuz. Şu manzaraya bakın lütfen. Batenoya antik kentini gösterdim arkadaşlar size. Hani siz de, ben de gezmiş oldum. Gerçekten bu antik kenti hepimizin öğrenmesi gerekiyor. Sadece görmek yetmez. Elbette araştırmamız da gerekiyor. Ve işin uzmanları tarafından anlatılması, öğretilmesi lazım. Çünkü her ne kadar gezsek de biz bu işin uzmanı değiliz.